Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılarımız, Sağlam Yaşanın növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Bu dəfəki verilişimizdə biz günümüz üçün aktual olan bel boyun yırtıqlarından danışacağıq. Bel boyun yırtıqlarının əlamətləri nələrdir? Hər ayaq və ya bel ağrısı bu xəstəlikdən mi xəbər verir? Müayinə və müalicəsi necə aparılır? Suallarımız çoxdur. Suallarımızı isə bu dəfə studiyamızın həkim qonağı cavablandıracaq. Bu dəfəki qonağımız isə Cem Sever, ortopediya, travmatologiya uzmanı və onurğa cərrahiyyəsi uzmanı. Xoş gördük hocam sizi. Xoş bulduk efendim. Naxçıvana və studiyamıza xoş gəlmişsiniz deyək. Çox teşekkür ederiz. Çok həm Naxçıvanda, həm studiyamızda salamlayırıq sizi. Sağ olun, çok teşekkürler. Naxçıvanda səfərinizin də məqsədi budur. Onurğa əməliyyatları və ilkin olaraq siz müayinələr üçün bu dəfə gəlmişsiniz. Aynen. Növbəti mərhələdə yəqin ki, artıq cərrahiyyələri də həyata keçirdəcəksiniz. İnşallah. İnşallah. Hədəfimiz o. Bel yırtıqları. Başlayaq öncəliklə, bel yırtığı nədir həkim bu sualdan? Tabii ki. Şöyle bel fıtığı yani herkesin duyduğu, bildiği bir rahatsızlık aslında ya da çok fazla bilmediği bir rahatsızlık ama çok duyduğu bir rahatsızlık. Sebebi de şu, biz hani iki ayağı üstünde yürüyen yegane canlıyız. Ve bu bizim omurgamızın bütün diğer canlılardan farklı bir dizilimde olmasına sebep oluyor. Bu da bununla beraber bazı farklı sorunların da eşlik etmesine neden oluyor. Bel problemleri çok sık görülüyor aslına bakarsanız. Bütün insanlar için yani insan ırkının bel ağrısı çekme oranı yani hayatımda bir kere bile olsa benim ağrısı diyen insan sayısı %80. Yani her 10 kişiden 8'i hayatı boyunca bir kere bile olsa beli ağrımıştır. Bunların %50'si kadarı doktora gidiyor bel ağrısı sebebiyle veya bir tedavi alıyor veya gitmese bile bir ilaç alıp iyileşmeye çalışıyor. Çok daha az bir kısmı işte gerçekten hani sağlık problemi olan gerçekten tedavi gerektiren veya ameliyata gitmesi gerekenler oluyor. Bu oran çok daha düşük. Yaklaşık %1-2 civarında. Ama bütün popülasyonu düşündüğümüzde bu %1-2 çok büyük bir rakam. Bel fıtığının çok fazla semptomları var, belirtileri var. Bunlar arasında özellikle bel ağrısı tabii ki ilk sıraya koyarız ama bacak ağrısında mutlaka düşünmek, görmek ve onu da teşhis etmek gerekiyor. Çünkü bacak ağrısıyla olan bel fıtıklarının tedavisi çok farklı. Bacak ağrısının olması demek artık sinir köküne bası olduğu anlamına geliyor. Her bunun ayak ağrısı o zaman bel yırtığından mı haber verir? Evet, kesinlikle öyle. Eğer ayak ağrısı varsa ve ayak ağrısının şiddetiyle beraber uyuşmalar, karıncalanmalar veya işte kas gücü kayıpları ki biz bunları karşılaştırmalı olarak yapıyoruz. Diğer taraftan farklı olması, şiddetine bağlı olarak tabii ki değişebilir ama kas gücünün kaybında olması artık bunun, o fıtığın sinir köküne bastığının ve tedavi edilmesi gerektiğinin göstergesi. Bel ve ayak ağrıları bilinen ağrılardır. Evet. Bəs bel yırtığının diğer əlamətləri hansılardır? Daha az görülen ama daha ciddi olan bazı bulgular var. Özellikle şimdi sinir kökleri sadece bacaklarımıza giden, işte oranın duyusunu alan veya motor fonksiyonlarını çalıştıran yapılar değil. Aynı şekilde bizim bağırsaklarımızın, mesanemizin kontrolünü de sağlıyorlar. Çok ileri düzeyde veya akut gelişen büyük fıtıklarda cauda equina sendrom dediğimiz bir durum var. Bizim için acil bir durum. O zaman da hem bağırsak fonksiyonlarının bozulması, hem idrar mesane fonksiyonlarının bozulması, idrar kaçağının olması ve çok ciddi uyuşukluklar ve kas gücü kaybıyla ilerleyen bir durum. Bizim için acil bir durum bu. Bu da aslında bel fıtığından kaynaklanan bir durum. Ama çok akut, hızlı ve çok büyük bir şekilde olduğu zaman ortaya çıkıyor. Bunların atlanmaması gerekiyor tabii ki. Bütün bu şikayetler olduqda xəstədə dəqiq diagnoz hansı üsulla qoyulur? Aslına bakarsanız bizim için altın standart MR'dır. MR'ın şöyle bilinen yanlış bir görüş de var. Biz MRT deyirik, magnet rezonans tomografi. Evet, magnetik rezonans, doğru. Yanlış bilinen bir görüş de var. MR'ın zararlı olduğuna dair. Şualanmanın çok olduğundan korkuyorlar. MR aslına bakarsanız içinde şuanın olmadığı tek
kullandığımız yöntem diyebilirim ultrasonla beraber. Geri kalan hemen hepsinde biz şua veriyoruz. Normal röntgende veriyoruz. Tomografide, bilgisayarlı tomografide çok daha yüksek oranda veriyoruz. Ve bunun gibi bazı şeylerde. Ama MR'da manyetik alanla çalışan bir sistem olduğu için biz hamile bayanları bile bazı şartları sağladıktan sonra onları bile çekebiliyoruz. Hani bir zarar yok aslına bakarsanız. Manyetik alanla çalışıyor. O yüzden MR'ı biz kullanmayı hekimler olarak seviyoruz ve çok işimize yarıyor. Gerçek teşhisi de biz en rahatlıkla MR'la koyabiliyoruz. O yüzden hastalarımız, insanlarımız korkmasınlar. En yakşı usulü o zaman kompüter tomografiyle, MRT ile koyulur o zaman. Evet, doğru, kesinlikle. Bəs bel yırtığına biz özümüz səbəb ola bilərik mi? Məsələn, daha çox ağırlıq qaldırmaq bel yırtığı yaradır deyirlər. Nə dərəcədə düzgündür bu fikirlər? Doğru aslına bakarsanız, omurganın anatomisine baktığınız zaman birbiri arkasında sıralanan 33 tane farklı segmentten oluşuyor. Ve bunların arasında da disk mesafelerimiz var. Disk çok özel bir anatomik yapı. Etrafının çok kalın bir bağı var. Onun ortasında da jel kıvamında olan, su içeriği çok yoğun olan, gerçekten de dışarıdan anatomik olarak baktığınız zaman da kaygan bir sıvılaşmış sabuna benzer bir yapı. Bizim yükümüzü aslına bakarsanız onlar taşıyor. Yani bizim amortisörlerimiz onlar. Her biz öne doğru eğildiğimizde, ağırlık kaldırdığımızda kemiklerin esneme kabiliyeti çok sınırlı ama disklerin çok fazla. Bu şekilde o disklerde esneme sebebiyle biz hareket edebiliyoruz. Eğer bunları çok sınırlarını zorlarsak o etrafındaki kalın bant yırtılıyor ve içerisindeki o jel kıvamındaki yapı, nükleus pulposus diyoruz anatomik olarak, o dışarı çıkıp bu sefer olmaması gereken yerde artık olmaya başlıyor. Sinir köküne basmaya başlıyor. Bel fıtığının tanımı aslına bakarsanız bu. İçerideki disk materyalinin dışarı doğru fıtıklaşması. Büyüklüğüne göre, çıktığı yere göre, hangi sinire bastığına göre de bütün klinik tablo değişiyor, tedavi de değişiyor. Necə olur bəs? Müalicəsi necə və nəyə görə təyin olunur? Şöyle, biz her bel fıtığını, boyun fıtığını ameliyat etmiyoruz. Aslına bakarsanız bir hani araştırma yapsak, yoldan geçen 100 kişiyi oturup MR'larını çeksek, birçoğunda kendisinin bile farkında olmadığı fıtıklar saptırız. Yani yaklaşık hiçbir şikayet olmasa da saptayabiliriz. Nasıl ki kaz ayaklarımız çıkıyor, saçımız beyazlıyor, sakalımız beyazlıyor, yaşlanıyoruz. Bütün vücudumuz yaşlanıyor ve yaşlanan organlar arasında da aslına bakarsanız ilk sırada da disk mesafeleri var. Çabuk dejenere oluyorlar. Yaşla beraber gittikçe kamburlaşıyoruz, boyumuz kısalıyor. Aslına bakarsanız o disk mesafelerinin gittikçe çökmesinden kaynaklanıyor. Dejenere oluyoruz ama hepsi semptom vermiyor. Kimi ameliyat ediyoruz? Sorunuzun cevabı olarak şunu söyleyeyim, ya kimi tedavi ediyoruz? Bir kere ciddi anlamda ağrısı olan hastalarda mutlak surette ağrı ve o ağrı kaskadını kırmak gerekiyor. Kısır döngüye giriyor çünkü bir yerden sonra. O ağrı kaskadını kırmamız gerekiyor. Onun dışında ilerleyen nörolojik semptomlar, açılımı şöyle. Eğer kas gücü kaybı varsa ve ilerliyorsa, eğer ağrısı, uyuşması, yanması, karıncalanması varsa bacaklarında ve ilerliyorsa onun dışında da biraz önce bahsettiğim o idrar mesane fonksiyon kaybı, bağırsak fonksiyon kaybı, bu gibi durumlarda o zaman biz cerrahiye yönleniyoruz. Ama onun dışındakilerde ilk tedavi mutlaka istirahat, birazcık kilo vermesi, ilaç kullanması, gerekirse fizik tedavi alması ilk basamak tedavi oluşturur. Acil durumlar dışında. Bu basamak tedavilerini geçtik ve hala şikayetlerimiz düzelmedi. Hala ilerlemeye devam ediyor hastalık. O zaman da ameliyat planlıyoruz. Ameliyatta yaptığımız şeyleri de herhalde az sonra konuşacağız onları. O zaman danışaq. Öncelikle insanlar bazen bilmeden daha sert idman hareketleri ederek vəziyyəti daha da ağırlaştırabilirler. Aha, bunda məsləhətiniz nə olardı? Kesinlikle öyle. Şimdi tamam, belim ağrıdı. İnsanların kafasında çoğunlukla şöyle bir şey oluyor. Şimdi gelen hastalarımdan da gördüğüm, bildiğim kadarıyla. Benim ağrıdı, tamam, benim demek ki biraz ben hamladım, spordan uzaklaştım. O yüzden belim ağrıyor deyip spora biraz daha fazla ağırlık vermeye başlıyorlar. Ve ne yazık ki hani spor, birçok sporu da çok da bilerek ve bilinçli bir şekilde de yapmıyoruz. Özellikle fitness'ı bilerek yapmıyoruz. Halbuki ağırlık altına girdiğiniz ve doğru pozisyonlarda yapıldığı zaman faydalı olan sporları biz yanlış yaptığımız zaman bu sefer kendimizi sakatlıyoruz. Özellikle fitness sporunda, işte crossfit gibi ağırlık kaldırılan sporlarda bel fıtığı olma, görünme riski çok fazla.
O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Bizde de çok seviliyor, sizde de çok sevilebiliyor. Güreş gibi sporlarda eğer yeteri kadar iyi bir tekniğiniz yoksa, iyi antrenmanlı değilseniz, iyi bir antrenör tarafından yetiştirilmiyorsanız sakatlanırsınız ve bel fıtığı, boyun fıtığı ortaya çıkar. O yüzden hani bunun eğer ağrı varsa mutlak suretle neden olduğunu bir önce araştırılması lazım. Bizim belimizin dili yok. Hani ben hep hastalarıma da bunu söylüyorum. Onun tek dili ağrı. Yani ağrıyarak şunu mesajı veriyor bizim beynimize. Ben artık bir şeyler bende yanlış gidiyor. Bak sana ağrı sinyali gönderiyorum. Hekime git. Yavaşla. Hekime git. Veya yavaşla diyor. Hani bu hareketleri artık yapma. Sen bu hareketi yapınca ben ağrıyorum. Artık yapma. Bu normal herhangi bir dokumuz bizim ağrımaz. Ağrıyorsa bir problem var demektir. Mütlek. Küçük, büyük ama var demektir. Onu bir önce bakıp ne olduğunu anlayıp ona göre doğru spor, tabii ki spor, ben yapılması taraftarıyım. Ama doğru teknikle, doğru kişilerle veya işte uygun olan sporları yapmak lazım. Bəs hər xəstədə eyni mi əməliyyatlar olur? Əməliyyatlar fərqlidir mi? Xəstəyə görə dəyişir mi? Biraz da bundan danışaq. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Evet, doğru, değişiyor. Şimdi tabii günden güne bizim cerrahi tekniklerimiz de gelişiyor. Kullandığımız aletler değişiyor ve gelişiyor. Kullandığımız mikroskoplarımız değişiyor. Artık çok daha küçük cerrahi insizyonlar kullanarak daha büyük işler yapar hale geldik. Eskiden çok daha büyük açıyorduk, açmak zorunda kalıyorduk. Daha fazla dokuya zarar vererek oraya ulaşabiliyorduk. Fıtık ameliyatını yapmak için omurganın da önüne doğru inip, hani birçok anatomik, önemli anatomik yapıyı geçip onu oradan çıkartmanız gerekiyor. O yüzden olabildiği kadar insizyonu, yani bizim cerrahi kesimizi düşük tutup, küçük tutup hastanın ameliyat sonrasında hem rahat rehabilite olması, günlük yaşantısına bir an önce dönebilmesi için önemli bunlar. Artık bunlar çok değişti ve gelişti. Neredeyse artık yarım santimden girip endoskopik yönden, laparoskopi benzer cihazlar kullanıp sadece oralardan çıkartabiliyoruz bütün ama... Bütün yırtıklarda mı? Bütün yırtıklarda değil. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Bütün yırtıklarda değil. Uygun hastada, uygun endikasyonda bunlar yapılabiliyor. Ama bazen öyle bir durum geliyor ki ilerlemiş olan vakalarda, birkaç seviye olan vakalarda açık ameliyat yapıp, vida koyup, hatta öndeki diski tamamıyla çıkartıp oraya bizim kafes koyduğumuz daha büyük böyle artık 4-5 saat süren ameliyatlara doğru dönebiliyor. O yüzden erken teşhis çok önemli. Hani ben tamam idare ediyorum dedikçe bir şeyleri atlıyorsunuz, üzerine gidiyorsunuz. O dejenere olmaya ve bozulmaya devam ediyor. Bu sefer bizim ameliyat ve tedavi şekillerimiz de değişiyor. Erken teşhis dediniz, yani tez vaxtında diagnoz. Evet. Vaxtında həkimə getməsək, düzgün diagnoz qoyulmasa, əgər vaxtında ağırlaşmaları neler olabilir? En büyük sorun şu olabilir, nörolojik fonksiyonların kaybı. Mesela? Kas gücü kaybı olabilir. Düşük ayak diye bir durumumuz var mesela bizim. Özellikle bel fıtıklarında belli sinir köklerinin etkilenmesi sebebiyle ayağınızı normalde yürürken biz ayağımızı kaldırıp yürüyoruz ya. Artık düşük ayak dediğimizde ayak artık kalkmıyor, ayak düşüyor. Bu en basiti aslına bakarsanız. En uçtaki sinir uçlarının etkilenmesiyle ayak bileğinizin fonksiyonunu kaybediyorsunuz. Bütün yürüyüş paterniniz değişiyor. Evet, hemen bunların ameliyat edilmesi gerekiyor ama ameliyat etmemize rağmen, o sinir kökünü tekrar rahatlatmamıza rağmen bazen geriye de dönemeyebiliyor. O yüzden hani o aşamaya gelmeden, ki bu en basiti, daha büyük sıkıntılarda bacakta daha büyük kas gücü kayıpları da ortaya çıkabiliyor. Geçmeyen ağrılar ortaya çıkabiliyor. Bacakta sürekli bir yanma hissi, ağrı hissi, bunlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden ne kadar gecikirsek o kadar işleri komplike etmiş oluyoruz. En çok da zararı kendimize vermiş oluyoruz. Bir çox xəstə əslində əməliyyatdan qorxur. Əlil ola bilərəm deyə və yaxud yatağa bağlı qalaram deyə. Nə dərəcədə düzgün fikirdir? Yəni əməliyyatlar doğrudan mı bu cür ağır nəticələnə bilər? Şöyle, ameliyat tabii ki riskli bir prosedürdür. Yani bunu aslında her ameliyat risklidir. Her ameliyat risklidir. Yani burun ameliyatı olsanız da risklidir. Kulak ameliyatı olsanız da risklidir. Bel ameliyatı olsanız da risklidir. Ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. Hani nereden geldiniz diyorum. İşte şu mahalleden geldim. Buradan arabayla oraya gideceksiniz. Arabaya bineceksiniz. Yola çıkacaksınız. Ve bunlar hep aslında bir risk kabul ediyorsunuz. Hani kaza geçirebilirsiniz. İşte başınıza yıldırım düşebilir. Gibi gibi. Her şey olabilir. Her şey. 3 metrelik bir liste çıkartabiliriz. Her yaptığımız eylemde.
Ameliyat da aslında böyle bir şey. Yani siz tedbirlerinizi aldıktan sonra, ne yaptığınızı bildikten sonra doğru hastaya doğru teşhis koyup doğru ameliyatı yapıyorsanız risk minimumda. Ve artık çok fazla da gelişti bizim teknolojimiz. Hani artık ameliyat esnasında özellikle omurga ameliyatlarında en büyük sıkıntımız bizim sinir hasarıydı. Şimdi bel fıtığını konuşuyoruz ama daha büyük yaptığımız, daha uzun segmentler kullandığımız veya vidaladığımız mesela skolyoz vakaları, kifoz vakalarında daha ciddi komplikasyonlar görülebiliyorduk. Artık hemen hemen hiç görmüyoruz. Çünkü ameliyat boyunca biz onları artık izleyebiliyoruz. Yani yaptığımız işlem doğru mu? Yanlış bir yere mi vida koyduk? Geri çevirme şansına sahibiz. Tekniğimiz de çok gelişti. Teknolojimiz de çok gelişti. O yüzden risk yok asla demem. Dersek yalan olur. Ama minimum mu? Evet minimum. O yüzden içleri rahat edebilir hastalar. Sonunda bir sualım olacaktı. Çok oturmak, oturak iş bel yırtığına sebep olabilir mi? Güzel bir soru sordunuz. Aslına bakarsanız olabilir, şöyle olabilir. Bel fıtıklarımız mesela mesleği şoför olan, uzun yol şoförü olan kişilerde çok görüyoruz. Sebebi aslında otururken mantık olarak belki ters geliyor insana ama bizim ayakta durduğumuzdan daha fazla yükler biniyor belimize. Omurgamıza yani. Omurgamıza. Normalde ayakta daha az oluyor. En az doğal olarak yatarken çünkü yer çekim etkisini ortadan kaldırıyorsunuz. Ama otururken özellikle oturma pozisyonunuz düzgün değilse, işte şoförseniz ve işte sürekli bir zıplama durumunda kalıyorsanız, bir araç kullanıyorsanız, uzun saatler hareket etmeden oturmak zorunda kalıyorsanız, kullandığınız koltuk uygun anatomik bir koltuk değilse bel problemi yaşarsınız. Hastalarım da bana ya ben hocam zaten oturarak çalışıyorum niye belim ağrıyor diyor ama aslında o yüzden beli ağrıyor. Aslında neçə dəqiqədən bir qalxıb hərəkət etsək yaxşı olar, bir otaqda gəzsək yaxşı olar, düzdür mü? Ben hastalarıma şunu öneriyorum, şunu tavsiye ediyorum. Yani oturarak evden çalışıyorum, oturarak çalışıyorum. Tamam olabilir. Alarmınızı kurun diyorum. Yani 45 dakikada bir, 5 dakikalık kalkın. Evin içerisinde bir tur atın, evde çalışıyorsanız. 5-10 dakika lazım. Esneme hareketiniz var, onları yapın. Günlük, her gün çok yoğun spor yapmak zorunda değilsiniz ama haftada 1-2 gün yüzmeye gidin. Ne bileyim işte belli basit fitness hareketleri yapın. Yürüyüş ya da. Yürüyüş yapın. Hani bunlar o kadar çok şey değiştiriyor ki hayatımızdaki o küçük değişiklikten. Yekününe baktığınız zaman çok büyük değişikliklere sebep oluyor. İyi anlamda söylüyorum. O yüzden bunları tavsiye ederim. Size teşekkürümüzü bildiririk. Vaktiniz ayırdı, stüdyomuza geldiniz. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz gerçekten. Bizim ikinci evimiz olarak görüyoruz biz hem Nahçıvan'ı hem Azerbaycan'ı. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz ve aziz tamaşaçılarımız bir meseleyi dikkatinize çatdırım ki bir grup hekim Nahçıvan şehrinde hastaların qəbulunu etdi. Bu erkən mərhələydi, birinci mərhələydi. Növbəti mərhələdə isə artıq əməliyyatların keçirilməsi də planlaşdırılır. Odur ki, xüsusən də sosial şəbəkələr və Naxçıvan televiziyasını diqqətlə izləyin. Həkimlər gəlmədən öncə mütləq ki xəbəriniz olsun, siz də müraciət edin uyğun şikayətlərinizə görə. Və artıq verilişimizin sonudur. Sonda söyləmək istədikləriniz var mı? Bel yırtıqları ilə bağlı tamaşaçılarımıza əlavəniz var mı? Şöyle aslında konuşmanın içinde geçti ama bir kere daha belki altını çizerek söylemek gerekiyor. Biraz kendimizi dinlemek gerekiyor. Yani eğer bir problem hissediyorsanız biraz sağlığımıza önem vermek gerekiyor. Çünkü sonradan geri dönüşü olmayan yollara girebiliyoruz. Artık her şey çok ilerledi. Yani o yüzden endişe etmeden bir tane MR çekecek. MR'ın zararı bile yok. En azından ne durumda olduğunuzu görüp ona göre bir yol almak bence çok mantıklı ve akıllıca olacaktır. Bu dəfəki verilişimizdə biz bel yırtığı haqqında ətraflı məlumat verməyə çalışdıq. Sizə növbəti verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə sizlə sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.